Merhaba arkadaşlar. Bugün alüminyum ve alaşımlarına bakacağız birlikte. Aslında demir dışı metalleri tek bir ders kapsamında işlemek istiyordum ama alüminyum özellikle Türkiye'de kullanımı çok geniş olan önemli bir metal. Bu yüzden ayrı bir şekilde işlemeye karar verdim. Bu ders notlarını özellikle rahmetli Profesör Doktor Yücel Birol'un anısına hazırladım ve onun ders notlarından özellikle yararlandım. Birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak arkadaşlar alüminyumun özelliklerine, niteliklerine bakmamız iyi olacaktır. Alüminyum Oldukça hafif bir metal aslında 2698 gibi bir atom ağırlığına sahip. Aynı şekilde 2.7 gram bölü santimetre küp yoğunluğu var. Ee, atom numarası 13. Burada gördüğünüz gibi 3A grubunda bir element. Tabi 3A olduğu için tahmin edeceğiniz üzere 3 tane elektron paylaşabiliyor. Yani son yörüngesinde 3 tane elektron var ve 3 tane elektronu vererek yükseltgenebiliyor. Yani oksitleniyor. Yine tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar alüminyum metali 3A grubunda ve oldukça da aktif bir metal. Hatta biz genelde 1A ve 2A grubundaki metalleri tek başına kullanamıyoruz. Belki 3A grubundaki ilk kullandığımız metal bile diyebiliriz. Yani aktif olmasına rağmen kullanılabiliyor. Neden olduğunu konuşacağız. Ergime noktası çok düşük 660 santigrat. Yine buharlaşma noktası 2519 santigrat. Kristal yapısı arkadaşlar yüzey merkezli kübik. Yani bu ne demek? Kayma düzlemlerimiz çok fazla. Alüminyumu özel yapan birçok niteliği var arkadaşlar. Öncelikli olarak sünek bir malzeme. Çünkü zaten YMK kristal yapıya sahip. Bu yüzden ek bir özellik olarak gevrek sünek geçiş noktası da yok. Biliyorsunuz genellikle HMK metallerde bunu görüyoruz. Ve soğutulduğunda hala kayma sistemleri belli miktarlarda aktif olabiliyor. Ve aniden gevrekleşmiyor. Çok hafif. Üste gördük. E, atom ağırlığı 26.98, yoğunluğu 2.7. Bu yüzden arkadaşlar oldukça hafif aynı zamanda hafif bölü dayanım demişiz. Yani spesifik mukavemeti çok yüksek bir metal. Hafifliğine karşılık çok yüksek dayanıma sahip. Toksik değil arkadaşlar. Toksik niteliği yok. Bu yüzden özellikle kola kutularında ya da çeşitli ticari içme anlamında kullandığımız metalik kutularda alüminyum kullanılıyor genellikle. Geri kazanımı çok kolay. Hatta üretiminden daha kolay arkadaşlar. Üretmek yerine alüminyumu geri çok rahatlıkla ergiterek tekrardan Kazala biliyoruz. Düşük ergime sıcaklığına sahip. Üzle zaten konuştuk. 660 santigrat. Tabii bunun bir negatif tarafı var arkadaşlar. Ergime sıcaklığı düşük olduğu için maalesef çok yüksek sıcaklıklarda bunu saf halde kullanamıyoruz. Çünkü çok hızlı şekilde sürünmeye uğrayabiliyor. daha önemlisi elastik modül düşüyor. Çünkü elastik modül sıcaklığa bağlı bir şey. Ergime sıcaklığı çok düşük olduğu için hemen arkadaşlar sıcak bölgeye geçiyor ve elastik modül cidden ciddi şekilde, hızlı şekilde düşüyor. Fiziksel olarak iletken bir metal. Bu yüzden arkadaşlar kolaylıkla elektrik iletkenliği gerektiren yerlerde kullanılabiliyor. Paramanyetik hiçbir şekilde manyetikleşmiyor. Manyetizmadan etkilenilmemesi gereken yerlerde özellikle tercih edilebiliyor. Yansıtıcı bir yüzeye sahip. Bu yüzden arkadaşlar optik uygulamalarda ve ısı toplamada ya da güneş toplamada veya güneş yansıtmada diyelim daha doğrusu kullanılabiliyor. Ve en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar paslanmaz yüzey oluşturma niteliği. Kendi kendini koruyabiliyor. Yani alüminyum aniden oksitleniyor mikron seviyesinde. Ve alüminyumun kendi yüzeyini kaplayarak oksidin ya da oksijenin diyelim daha derinlere gitmesini engelliyor. Bu yüzden korozona karşı oldukça yüksek bir mukamete sahip diyoruz. Maalesef arkadaşlar en kötü özelliği düşük mukamete sahip olması. Bu yüzden Alüminyumu saf bir metal olarak kullanamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu metali şekilde alaşımlamamız lazım. Periyodun özelliklerine biraz daha bakmak istiyorum çünkü önemli bir konu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yukarıda daha soy metaller var. Yani yukarı gidildikçe soy metallerle karşılaşıyoruz. Aşağı inildikçe tam tersi daha aktif metallerle karşılaşıyoruz ve demin de konuştuğumuz gibi en aşağıda aslında magnezyum, sodyum, potasyum gibi çok daha arkadaşlar aktif yani 1A 2A grubu içerisinde değerlendirebileceğimiz doğada ve normal şartlarda atmosferde saf olarak bulunamayan metaller var. Hemen onun üzerinde 3A grubundan alüminyumla karşılaşıyoruz. İşte bu özelliği arkadaşlar alüminyumu aslında bayağı sorunlu bir metal yapıyor diyebiliriz ki zaten uzun seneler boyu neredeyse 20. yüzyıla kadar hatta 19. yüzyıla kadar diyelim üretilememe sebebi de bu aşırı aktifliği. Bu aşırı aktifliğinin yanı sıra Korozyon bölümünde işleyeceğiz ee, ya da playlistten takip edebilirsiniz. Burada arkadaşlar peeling bedboard ratio dediğimiz bir e, oran vardır ve bu orana göre bir metal 1 ile 2 arasında değere sahipse yani oluşturduğu oksit filmi kendi malzemenin hacmine böldüğünüzde 1 ile 2 arasında bir değer veriyorsa bu koruyucu oksit oluşturduğu anlamına gelir. Arkadaşlar alüminyum bu yüzden oldukça avantajlı bir metaldir. Her ne kadar aktif olsa da her ne kadar üretiminde fazla problem yaşıyor olsak da özellikle boksitten bunu biliyorsunuz üretiyoruz ve boksitten üretirken her giterek üretemiyor olsak da saflaştırma proseslerinde her çok işe yaramıyor alüminyumda. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Hidrometeorolojik yöntemler kullanıyoruz. Fakat üretildikten sonra çok e, kararlı bir metale dönüşebiliyor. Zaten alüminyumu özel yapan şey de bu. Biz normalde 1A 2A gruplarını kullanmayı isteriz arkadaşlar. 1A ve 2A gruplarında da bir sürü aslında baktığınızda hafif metal var. Ama bunları kullanamıyorsunuz. Yani hepsi çok aktif ve hemen yanıyorlar. Yani geriye bir şey kalmıyor metalden. Hemen yüzeyi oksitleniyor ya da bayağı yanıyor. Zaten bomba yapımında falan da kullanılıyor bu tarz metaller. Ama 3A grubunun neredeyse ilk metallerinden biri olan alüminyum, değil mi bunun üzerinde çünkü bor var. Alüminyum arkadaşlar müthiş bir metal. Yani kendi yani içinde birçok özelliği barındıran bir metal. Peki hiç mi korozyona uğramıyor? Hayır arkadaşlar tabii ki korozyona uğruyor. Bizim için pH'ı önemli. Burada bir EH pH diyagramı görüyorsunuz. Aslında okumak oldukça basit. Buradaki voltajı görüyorsunuzdur. Bu aşağıda da pH oranı var. Burada Al2O3 dediğimiz kısımda ve Al dediğimiz kısımda durmamız gerekiyor. Bunun için şart neymiş? Farkındaysanız arkadaşlar belli bir potansiyelin üzerine çıkmadan neredeyse bütün pH'larda alüminyum ne yapabiliyormuşuz? Kullanabiliyormuşuz ama belli bir voltajın üzerine çıktığınız zaman aile arkadaşlar alüminyum özellikle şöyle yapalım. 3.8 diyelim. Hemen çözünerek AL artı 3'e aynı şekilde 12'nin üzerinde 12'nin üzerindeki şartları sağlamak çok kolay değildir. AL O2 eksi olarak iyonlaşıyor ve koruyucu film kendi niteliğini kaybediyor. Ama bunun harici arkadaşlar bakın alüminyumun üzerinde her zaman koruyucu bir ne var? Film var arkadaşlar. Şu bölgede kaldığınız sürece alüminyum kendi üzerinde koruyucu bir film oluşturur. Yani yaklaşık olarak pH 3.8 12 arasında ve alüminyum metalini korur arkadaşlar. Birazdan serilere bakacağız ama özellikle 3x, 5x ve 6x serilerinde korozyon direnci daha iyi. Çünkü bunlar arkadaşlar yoğrularak üretilen aslında metaller. Yani dövülerek, haddelenerek neyse artık üretilen metaller. Ama çökelti sertleşmesiyle bu işi yaptığınızda yani bu alaşımın içine bakır attığınızda o zaman korozyon direncinin kötüleştiğini görüyoruz. Demin dedik, alüminyum alaşımlarını kendi içinde aslında ikiye ayırıyoruz. Yoğurma ve döküm alaşımları olmak üzere. Yoğurma dediğimiz zaman dövme, ekstrüzyon en popüler aslında yöntemler özellikle alüminyum alaşımları için. Döküm dediğimiz zaman da kum, kokil ve basınçlı kalıba dökümü anlıyoruz ve standartlarda bunu uygun şekilde ayrılmış durumda. Yine bir diğer şamada nasıl yöntemler üretildiğini görebilirsiniz. Döküm alaşımları. Burada gördüğünüz gibi ergime sıvı metal işlemleri alaşımlama döküm ile ve yoğurma alaşımları olmak üzere farklı şekillerde sınıflanabiliyor. Kendi içinde dökümü parça döküm, yarı sürekli döküm ve sürekli döküm olarak ayırabiliyoruz arkadaşlar. Parça döküm en popülerlerinden biri. Kum döküm, kokil kalaba döküm ve basınç döküm olmak üzere ayrılıyor. En çok bunlar kullanılıyor. Bunun harici yarı sürekli döküm yöntemleri kullanılabiliyor. Yani haddeleme ile arkadaşlar aslında dökümün karıştırılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Bazen de sürekli meta, e, sürekli döküm yöntemi kullanılabiliyor. Yani hiç durmadan devamlı döküyorsunuz. Ondan sonra da hallediyorsunuz. Böylece de levha veya folyo üretiminde bulunuyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi özellikle şu levha folyo üretimleri en çok arkadaşlar primer alfa yani saf alüminyuma uygulanıyor. Burada görüyorsunuz zaten primer levha, levha folyo demişiz. Peki alüminyum dayanım ve mukavemet arttırma işlemlerine baktığımızda ne oluyor? Bir kere arkadaşlar alüminyum çok ama çok düşük mukavemete sahip. Şuraya baktığınızda saf alüminyumun saf alüminyumun 35 megapascal dayanıma sahip olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oran arkadaşlar oldukça düşük ama sünekli yüksek bir metal yani çok kolay şekil verebiliyorsunuz. Hatta yani bu alüminyum şekil verme açısından bayağı mucizevi bir metal. Demin de gördüğünüz yöntemleri ister döküm üretin isterseniz plastik şekil verme yöntemleri üretin her ikisine de çok iyi sonur veriyor diyebiliriz. Biraz kaynağı problemli. Bunların yanı sıra. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi bunun dayanımını arttırmak da mümkün. 35 mega her ne kadar düşük bir değer olsa da alaşımlama ve soğuk şekil verme yöntemleriyle bunun dayanımını arttırabiliyoruz. Örneğin alaşımladığımız zaman 70-80 MPa gibi bir değere ulaşıyoruz. Tabii ki süneklik düşüyor. 45'den 30'a düşüyor. Soğuk şekil verdiğimiz zaman biraz daha artıyor. Tabi halde burada bir gerinim sertleşmesi oluyor. Yine sürekli düşüyor ve en popüler yöntem de çökel sertleşmesi. Burada da 550 MPa civarı bir değere ulaşıyoruz ve %5 ile 12 civarında bir sünekliğe sahip oluyoruz arkadaşlar. Ve sıklıkla zaten çökelti sertleşmesini yapmıyorsak alaşımlıyoruz. Aynı şekilde döküm yapılamayan serilerde sıklıkla soğuk şekillendirme ile bu işlemi yapabiliyoruz ya da döküm yapılarında tane inceltme yapabiliyoruz. Bunun içinde genellikle arkadaşlar bor kullanılıyor. Yani borun çeşitli intermetrikleri kullanılıyor. Bazen de silisyum kullanabiliyoruz. Bu şekilde tane yapısını inceltebiliyoruz. Çünkü aksi takdirde 35 MPa bizim için mühendislik uygulamalarında oldukça yetersiz. Yani bir çeliği düşündüğümüz zaman inşaat için düşünelim en basitinden. İnşaatta arkadaşlar 400 yani inşaat çeliği dediğimiz özellikle çeliklerin 420 MPa akma dayanımına sahip olduğunu biliyoruz. Yani 420 MPa nerede? 35 MPa nerede? Yoğurma alışımları yani bahsettiğimiz haddeleme, dövme ile üretilen alaşımları burada gördüğünüz gibi çeşitli yöntemlerle sınıflayabiliyoruz. Bunlar ingot veya bilet şeklinde sürekli ya da yarı sürekli, demin konuştuğumuz gibi yani döküm sonrası da üretilebiliyor ya da dediğim gibi dediğimiz gibi sıcak ya da soğuk haddeleme yöntemleri kullanılabiliyor. İstenilen şekle getiriyoruz. Genellikle levha şeklinde Oluyor için haddeleme, saf alüminyum alaşımlarına daha çok yapılıyor bu. Ekstrüzyon ile profil, tüp, boru, çubuk çekilebiliyor. Farklı şekillerde şekillendirmeler yapılabiliyor. Dövme ile de yine e, özellikle mekanik dayanımı o malzemenin ciddi şekilde arttırılabiliyor. Tabi haddeleme ile, soğuk ve sıcak haddeleme ile farklı tane yapılarına ulaşıyoruz. Yani Sıcak haddelemede daha izotropik taneler, soğuk haddelemede ise ince ve uzamış e, tane yapılarına ulaşabiliyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle basit bir sınıflandırma var eğer 1 3 5 seniz, 1 3 4 5 seniz ısıl işlem yapamıyorsunuz buna. Yani ısıl işlem yapamıyoruz derken neyi kastediyoruz? Çökel sertleşmesi. Bunlarda çökel sertleşmesi yok. Böyle yazalım. Çökel sertleşmesi yapılmaz. Bunlara daha çok alışımlamayla şekil veriyoruz ya da döverek bir şekilde yani mekanik olarak şekil vererek gerinim sertleştirmesi metoduyla mukavemet artışını sağlıyoruz. Aynı şekilde 6, 2, 7 serilerine de ısıl işlem yapıyoruz. Yani bunlarda da arkadaşlar çökel sertleşmesi var. Yan, yanlarındaki elementin esas element olduğunu anlamışsınızdır. Burada en popüleri bu arada e, birazdan konuşacağız gerçi ama 2x serisi çökel sertleşmesi sunumunda bundan bahsetmiştik. Burada onları bir de anlatmayacağım. En popüler aslında alaşımlardan biri bu arkadaşlar. XXX yani alüminyum bakır alaşımları. İşlem alaşımlarının sınıflandırılmasına baktığımızda ilk hane alaşımın ana grubunu gösteriyor. Şimdi şöyle bir XXXX x, x, x var ya, e, buradaki ilk hane ana grubu gösteriyor. Mesela 1 olduğu zaman arkadaşlar, demin konuştuğumuz gibi genellikle saf yani bu 1X demek ne demek? Alü, alüminyum içeriyor yüksek oranda. Bunun yanında demir ve silisyum içerebiliyor anlamına Geliyor ama demir ve silisyum oranı oldukça düşük. Onların da eklenme sebebi aslında tane yapısını düzenleyebilmek. İkinci hane alışım çeşidini ifade eder. Yani şurası alışım evet. çeşidi. Birik serisinden bahsediyorsak arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü haneler saflıkla ilişkili. Örneğin burada görüyorsunuz 99-80 demişiz. Bunu 1080 olarak göstermişiz. Yani 99'dan sonraki bizim için kademe buradaki saflığı belirliyor. Yani 80 ne demek burada? aslında %99 bölü 8 safla sahipmiş. Ki zaten 1xx biliyorsunuz alüminyum ağırlıklı olarak alüminyum içeriyordu. Diğer alışımlarda ise 3. ve 4. haneler farklı alışımları birbirinden ayırt eden kodlardır. Demin zaten gördünüz örneğin 2'de işte mangan var 4'te silisyum var gibi. 8x grubu arkadaşlar biraz daha farklı daha çok 8x grubunda lityumunda olduğunu görüyoruz ve oldukça özel bir grup konuşacağız bu grubu. E, ee, bunun harici bazen de arkadaşlar kodu sonunda yer alan bazı harfler görebilirsiniz. Örneğin av ve 6005 A. Bu da ulusal alaşım çeşidini gösteriyor. Isıl işlemle sertleşe, sertleştirilemeyen alaşımlara baktığımızda 1x, 3x ve 5x olduklarını görüyoruz. Demin de konuştuk 1xx Demir ve silisyum içerse de yok çok çok yüksek oranda alüminyum içeriyor ve genellikle folyo e, yapımında kullanılıyor. Oldukça yumuşak bir aslında alaşım ve iletkenlerde de çok fazla kullanılabiliyor. Demin konuştuk alüminyum arkadaşlar. Bakır kadar olmasa da oldukça yüksek bir iletkenliğe sahip ve bazen elektrik panolarında kullanılabiliyor. Yani basit işlerde, özellikle elektriği çok uzak mesafeleri taşımıyorsanız kullanılabiliyor. Aynı şekilde 3XXX'te mangan var meşrubat kutuları ve oto radyotellerinde kullanılabiliyormuş. 5XX'de alüminyum, magnezyum var. Bakın magnezyum olmasına rağmen arkadaşlar çökel sertleşmesi yapılamıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama bunlar genellikle dövüldüğü için, hadde, özellikle haddelendiği için otomotiv yapısal uygulamalarında kullanılıyor. Isıl işlemle sertleştirilenlere baktığımızda en popüleri 2XX. Alüminyum, bakır ve yanında bir miktar magnezyum var. Havacılıkta çok kullanılıyor. Hatta sanırım %80 gibi bir orana sahip. 6XX Ekstrüzyonla üretilen arkadaşlar ürünler. Yine otomatik panelleri buralardan üretiliyor. Bunlar ısıl işlenme sertleştiği için bu arada oldukça yüksek mukamete sahip. Yani deminki ürünlere buradaki yani direkt haddelemeli ya da dövmeyle üretilen ürünlere kıyasla oldukça yüksek mukavemete sahipler. Fakat arkadaşlar korozyon dayanımları biraz daha kötüdür. Yani mukavemet çok yüksektir. Evet doğru. Ama korozyon dayanımları özellikle bakır içerenlerin nispeten biraz daha Kötüdür diyoruz. Yine kaynaklamaları, kaynaklanmaları ya da kötüdür. Kötüdür. Kaynak kötü, korozyon kötü. Aynı şekilde arkadaşlar, mukavemet çok yüksek olduğu için de bunları böyle kolay kolay dövme, haddeleme yapamazsınız. Biraz daha zorlanırsınız çünkü süneklikleri kötüdür. Aynı şekilde bunu da ekleyelim. Süneklik kötü. 7xxx, kinko genel olarak e, içeren aslında. Alaşımlardır diyoruz. oldukça yüksek mukavemete sahip bu çinko arkadaşlar bayağı ciddi şekilde alüminyumu etkiliyor ve biliyorsunuz çinko hegzogonel kristal yapısına sahiptir yani kayma sistemlerine oldukça kısıtlar tokel sertleşmesinden sonra özellikle bu alaşımın 8xx e ise özel arkadaşlar genellikle nükleer tesis uygulamalarında uygulanıyor fakat bunların harici lityum içeren versiyonları da var diyoruz ve lityum kendi başına zaten yani bambaşka bir alüminyum alaşım konusu yani o ayrı bir ders diyebiliriz. Baktığımızda 1.3.4.5 serisine katı ilik sertleşmesi ve deformasyon sertleşmesi uyguluyoruz. Çünkü dövme haddeleme esnasında mukavemetleri artıyor. Ya da içine eklediğimiz işte ikinci elementler sayesinde e, bunların mukavemetleri artıyor. 2.6.7x ise tabii ki ne yapıyoruz? Çökelme sertleşmesi uyguluyoruz. Yani en çok çökelme sertleşmesiyle iyi sonuç alıyoruz diyebiliriz. Burada tabii şu e, xxx diyoruz mesela. Bunların yanında bir kod daha gelebiliyor. Yani mesela örnek şuraya mesela bir kod geliyor. O geliyor mesela. Bunların da anlamları var. Ee, örneğin yanına F geldiği zaman üretildiği gibi işlem yapılmamış. O geldiği zaman tavlanmış. H dediğimiz zaman deformasyonla sertleştirilmiş. Sadece işlem alaşımları için demişiz. V dediğimiz zaman çözelti almayı anlıyoruz. T dediğimiz zaman da ısıl işlem uygulanmış anlıyoruz. Ama bu T'lerin de kendi içinde sınıfları var. T1'den T7'ye kadar. Burada çıkmadı. Şöyle yazalım. T1'den sanırım T7'yi de 9 da olabilir. Oldukça geniş bir sınıf. Birazdan göreceğiz bunları da. Aynısı var arkadaşlar. Kendi aralarında da burada gördüğünüz gibi aslında ayrılabiliyorlar. Yani H bile kendi içinde H1, H2, H3 gibi ayrılabiliyor. Bunların çok detaylarına girme gerek yok. Ezberlemenize gerek yok. Zaten herhangi bir kaynakta açtığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. O yüzden geçiyorum bunları. Sıcak hattı üretim teknolojisi. Burada gördüğünüz gibi özellikle buradaki arkadaşlar alaşımları uyguluyoruz. Döküm yapıyorsunuz, ön ısıtmayla önce biraz yumuşatıyorsunuz, ondan sonra sıcak hatta yapıyorsunuz arkadaşlar, ters ve düz olmak üzere. Ondan sonra da sarıcıyla ürettiğiniz alüminyumu sararak grupluyorsunuz. Aynı şekilde aşağıda da bunun başka bir versiyonu var. Yani hatırlatmak açısından söylüyorum, sıcak haddelemede arkadaşlar taneler, tabii yeniden kristalleşme olur. Bunun da aslında ısıl işlemi var değil mi? Yeniden kristallenme tavlaması diyoruz buna. Ee, kristaller oluştuktan sonra yüksek deformasyonda önce bozulurlar, alt taneler oluşur, alt taneler oluştuktan sonra taneler tekrardan yavaş yavaş izotropik olarak oluşur. Du hatırlatma açısından söylüyorum sadece, fakat e, soğuk haddeleme yaptığınız zaman arkadaşlar mikro yapının özellikle bir yöne doğru uzadığını görürsünüz, yani tanelerin özellikle bir yöne doğru şekil aldığını görürsünüz, yani yapınız an izotropik olur. Yine anizotropik diyelim. Buna da izotropik taneler diyelim. Geçiyorum hızlı hızlı. Yine çökeltme sertleşmesi. Bunu ayrıca bir derste işledik. O yüzden bir daha uzun uzun anlatmayacağım. Sadece hatırlatmak için söylüyorum. Ne yapıyorduk? Bu şekilde çözünebilirlik aralığı olan bir e, alüminyum alaşımını aniden soğutuyorduk. Değil mi? Aniden soğuttuktu. soğuttuktan sonra burada uyumlu GP zonları oluşuyordu. Bu GP zonları yavaş yavaş yaşlandırdığımız zaman bu doğal ya da suni olabilir yapı içerisinde intermetrikler oluşuyordu. Mesela bakır AL2 gibi. Ondan sonra da arkadaşlar bu yapının mukavemeti ciddi anlamda artıyor diyorduk. Bunlara geçiyorum hızlı hızlı. Ekstrüzyonda da çok fazla aslında bu ürünlerin üretildiğini görüyoruz. Bakın dikkat edin ekstrüzyonla %51 inşaat için üretiliyormuş. Temper anlamları, e, tanımları demin konuştuk. Ama önce arkadaşlar kısa kısa ısı işlemi uygulanabilen alaşımları hatırlayalım. Yani bir daha detaylı görelim daha doğrusu. Bunlar arkadaşlar çökel sertleşmesiyle sertleşebilen aslında alaşımlar. Ne oluyor? Mesela 2xx, 6xx, 7xx bu sınıfa giriyor. En popülerleri 2024, 6061 ve 7075 alaşımlar olarak biliniyor. Bu alaşımların arkadaşlar kaynağı soğuk şekillendirmesi oldukça zor. Çünkü oldukça mukavemetliler, süneklikleri çok düşük. Ama talaşlı imalatta iyi sonuç veriyorlar. Çünkü zaten gevrek yapılara sahipler. Bunun harici farklı sürelerde farklı şekillerde temperleme yaparak bunların arkadaşlar özelliklerini iyileştirebiliyoruz. Birazdan bunlara bakacağız. Yine 8xx'e geri döndük farkındaysanız D ile üretilen oldukça yüksek maliyetli Alüminyumdan daha hafif arkadaşlar, burası önemli ve mukavemetli alaşımlardır diyoruz. Yine çökelti sertleşmesi sayesinde oluşturuyoruz onları. Pahalı olmasının sebebi de lityumun zor bulunması. En popüler türlerinden biri de 80-90 alaşımı. Sertleştirilemeyenlere bakalım çok kısa. Bunlar demin de konuştuğumuz gibi sıcak ya da soğuk şekillendirmeyle e, işlem görüyorlar. Yani mukavemetleri bu şekilde artıyor. E, mukavemet deformasyon sertleşmesiyle ortaya çıkabiliyor. Tabii ki daha yumuşaklar. Yani çökel sertleşmesi kadar iyi mukavemete sahip değiller. Fakat daha tabii ki sünekler. Yine tav işlemleriyle bu işlemi bunların daha doğrusu işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yani ayarlıyoruz. Belki tamam şey yapmıyoruz. Çökel sertleşmesi yapmıyoruz. Yaşlandırmıyoruz. Ama daha farklı işlemler yapabiliyoruz. Yani özellikle mikro yapı rahatlatmak için. Burada da kısa kısa 1x, 3x, 4x ve 5x olmak üzere sınıflarını görüyorsunuz. 3x'te mangan var. Yani ağırlık element olarak var, başka elementler de var. 4 de silisyum var, 5 de magnezyum var. Farklı farklı alışım sınıflarının mukavemetlerini görelim isterim. Mesela 1100 serisi alüminyumda gördüğünüz gibi arkadaşlar 35 megapascallık bir dayanım oluyormuş, akma dayanım oluyormuş yani çekme dayanımı. 90 ulaşıyormuş. Ee, ...kopma uzaması yani sünekliği de %35-45 arasındaymış. Gıda, kimyasal madde saklamada falan kullanıyormuş. Isı değiştirici olarak da kullanıyorlar. Demin de konuştuk. Işık yansıtıcı olarak da kullanıyorlar. Bakın bu dedik yani XXX dedik şöyle. XXXX yanında mesela O oluyor demiştik. Bakın burada O varmış. O yüzden tavlanmış olduğunu anlıyoruz. Tablanmış. Bu alaşımın içinde... Burada gördüğünüz gibi 3 bin serisi olduğu için bakır, mangan, çinko var. Tabii en fazla manganın olduğunu görüyorsunuz. Tablanma sebebi de bu yapının arkadaşlar öncesinde haddelenmiş ya da dövülmüş olması. Yine dayanımı 40 megapaskal. Sünekliğini görüyorsunuz. Aşağılara bakalım. Soğuk şekil verdiğimiz zaman bir anda dayanım 195'e çıktı. 5000 serisinde. Aşağılara bakalım. Bakın dikkat edin. 2024, 60, 61 ve 70, 75 bunların hepsi yoğruk ve ısıl işlem uygulanabilen alaşımlarmış. Yani hem bunları dövüyorsunuz ya da haddeliyorsunuz hem de arkadaşlar üstüne çökel sertleşmesi yapıyorsunuz. Yani ikisini yapıyorsunuz. Bu yüzden tabii dayanım çok yüksek oluyor. Bakın yapay yaşlandırılmış yani bir fırın içerisinde yaşlandırılmış çinko içeren. Demin konuştuk ya çinko en yüksek mukavemete sahip olan aslında alüminyum alaşımıdır diye. Bakın dikkat edin 505 megapaskallık bir akma dayanımına sahip. Çelikten neredeyse yüksek değil mi? 420 megapaskal dedik. Ee, mesela S420 ya da C420 çelikleri vardır. Bunlar özellikle inşaatta kullanılır. Dayanımlarıyla ünlüdürler. Bu çeliklerden bile yüksek aslında akma dayanımına sahipler. Ama süneklikleri çok kötü tabii. Süneklikleri %11. Nelerde kullanıyormuşuz bunları? Uçak gövde parçaları yüksek gerilim altında çalışan diğer parçalar içerisinde kullanıyormuşuz. Ve zaten farkındaysanız 20-24 alışımlarında uçak gövde parçalarını kullanıyoruz. Evet. Kamyon jantlarında ve cevatalarında da kullanıyormuşuz. Devam edelim. Bunlar dökümle üretilmiş olanlar arkadaşlar. Mekanik özelliklere baktığınız zaman bunlarda da bu arada aynı aynı yoğrularak şekil verilenlerdeki gibi çökelti sertleşmesiyle yapılanlar yani çökelti sertleşmesi yapılabilenler ve çökelti sertleşmesi yapılamayanlar var. Burası önemli. Örneğin 295 ve 356'ya ısıl işlem uygulanıyormuş. Yani çökel sertleşmesi yapılıyormuş. Bakın doğal yaşlandırılmış, yapay yaşlandırılmış Mukametlerine bakıyoruz. 110 ve 164 civarında çok yüksek değil. Yani döküm olayına girdiğiniz anda arkadaşlar dayanımlar aşağı doğru düşüyor. Çünkü işin içinden mekanik şekil vermeye almış oluyorsunuz. Malzemelerin mukavemetinin artışının temel nedenlerinden biri enerji depolamalarıdır. Yani kafalarını vura vura enerji depolarsanız dökümde bu özelliği almış olursunuz. Alüminyum-lityum lityum, alaşımlarına baktığımız zaman demin konuştuk özel bir tür dedik. Yani lityumlu özellikle e, alaşımlar daha pahalıdır. Bakın dikkat edin. Yine uçak parçalarına geçtik yine. Uçak parçaları veya hasara tolerans uçak parçalarına geçtik. Bunların içerisinde lityum var ağırlıklı olarak ve yine akıma dayanımları yükseldi. Çünkü arkadaşlar yine yoğruk alaşımlara geçtik. Bakın 4 haneli olduğu zaman XXXX olduğu zaman otomatik olarak yoğruk ya da bir diğer adıyla işlem alaşımlarına geçiyoruz. Ama XXX nokta sayı olduğu zaman döküm alaşımlarından bahsediyoruz. Temper tanımları o t veya h şeklinde isimlendirilebiliyor. O tam yumuşak yani tamamen tavlanmış t ısıl işlemli yaşlanma anlayacağız arkadaşlar burada yani t dedik mi yaşlanmayı anlayacağız. H e de deformasyonla sertleşme anlamına geliyor. Peki tabi burada arkadaşlar çökelme sertleşmesi olmayan alaşımları anlıyoruz. Görüyorsunuz burada uzun uzun e, yazmışız. T1 kararlarla gelecek şekilde doğal yaşlandırılmış. T2 tavlanmış. T3 çözelti alınmış. Soğuk işlem görmüş. Bakın hem çözelti alınmış hem de soğuk işlem görmüş. Bu işte mukavemeti çok ciddi oranda arttırıyor. Aşağı doğru gidiyor. Suni yaşlanmış falan diye. T7'ye kadar devam ediyor. Burada uzun uzun açıklamaları var. Bunları uzun uzun arkadaşlar anlatmayacağım. Hızlı geçeceğim. Çeşitli alüminyum profiller görüyorsunuz burada. Özellikle şunlar. Mesela ekstrüzyon üretilmiş değil mi? Net olarak görülüyordur. Ekstrüzyon. Görülmedi yazı ama. Devam edelim. Yine alüminyum profil örnekleri. Dedik en yani çok inşaatta kullanılır diye. Şurada inşaat örneklerini görüyorsunuz. Bu arada tabii şurada araba gördüm aklıma geldi. Bizim için arkadaşlar spesifik mukavemetin şöyle bir anlamı da var. Ne demek spesifik mukavemet? Eşittir. Mukavemet bölü yoğunluk oranının yüksek olması. Bunu sağlamak için ne yapmamız lazım? Bir, sigma yüksek olacak. Doğru mu? Böyle parantez içinde yapalım. Yoğunluğumuz düşük olacak. Ancak bu şartlar sağlandığı zaman yüksek mukavemete ulaşırız. Spesifik mukavemete ulaşırız. Yani mesele burada sadece mukavemetin yüksek olması değildir. Yoğunluğun da düşük olmasıdır. Yoğunluk düşük olduğu zaman bize ne faydası var? Özellikle ulaşımda arkadaşlar benzinden daha doğrusu yakıttan tasarruf ediyoruz. Hem uçaklar için hem de arabalar için bizim için bu çok önemli. Bu nedenle zaten baktığımızda arabalarda ve uçaklarda alüminyum profillerin kullanıldığını görüyoruz. Burada görüyorsunuz ısı değiştiriciler özellikle 1050, 3003, 5059 ve 6101 e, alaşımlarından üretiliyormuş. İyi ısıl etkenlik için 3x, 5x, 6x alaşımlarını kullanıyormuşuz. Bunların arkadaşlar çökelti sertleşmesiyle üretilmediğine yani dövme alışımı olduğuna dikkat edin. Hatta muhtemelen taneleri tek bir tarafa doğru büyütülmüş alışımlar olduğu için iletkenlikleri daha iyi. Yine bu alışımlar çökel sertleşmesiyle üretilmedikleri için yüksek korozyon dayanıklılığına sahipler. Kaynaklı belirlikleri çok kolay ve kolay şekil verebiliyorlar. Yani süneklikleri daha iyi arkadaşlar. Isı değiştirici için, ısı iletkenliği için bir alüminyum seçeceksek çökelti sertleşmesiyle üretilmemiş olması gerekiyormuş. Çünkü çökelti sertleşmesi taneleri küçültüyor, içeride bir sürü e, intermetalik oluşmasına neden oluyor ve bu da iletkenliği düşürüyor arkadaşlar. Uygulamalara baktığımız zaman özellikle içecek kutularında arkadaşlar yine 3104 gibi ya da 5182 gibi ulaşımlar kullanıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız 3104'te mangan vardı. Ee, bu, bu, Bunların arkadaşlar toksik özelliği olmadığı için özellikle alüminyum alışımlarından üretildiğini görüyoruz. Tabi yine bunlar yoğruk alışım. Yani döküm alaşımı değil ya da ısıl işleme tabii ki gerek yok. Değil mi? Kolay şekil verilebilmesi gerekiyor çünkü. Sünek olmaları gerekiyor. Haddelemeli üretilmeleri gerekiyor. Gemi gövde panelleri 5x ve 6x alaşımlarından genellikle oluşturuluyor yine iyi mekanik özellikler için ve korozyon direnci için arkadaşlar 5XX alışımlarını seçiyoruz. 5XX alışımların içinde ne olduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Hemen birkaç tane slak geri döneceğim. 5XX dediğimiz zaman ısıl işlem uygulanmadığını ve içerisinde magnezyum olduğuna dikkat edin. Evet şimdi gelelim alüminyum döküm alaşımlarına. Alüminyum dökümü arkadaşlar Yine tercih edilen yöntemlerden biri neden? Çünkü bunların ergime sıcaklıkları çok düşük. Bu yüzden dökümleri çok kolay. Rahatlıkla herhangi bir e, döküm kalıbını mahvetmeden yani zarar vermeden defalarca dökülebiliyorlar. Özellikle silisli bileşimler yani alüminyum silisyum alaşımları burada çok popülerdir. Kullanılıyor ve bu sayede mükemmel akış özelliklerine sahip oluyoruz arkadaşlar. Yani karmaşık parçaları bile çok kolay şekilde dökebiliyoruz. Tasarım detayları kolayca ve güvenli elde edilir. Yine aynı şekilde detayları verebiliyoruz. 3XX ve aynı şekilde birazdan göreceğiz 4XX alışımlarının dökümü çok kolay arkadaşlar. Yani kalıpları çok rahat doldurabiliyorlar. Boşluk çok fazla oluşturmuyorlar. Ve büyük ve karmaşık parçaların dökümü için özellikle 3XX.X'i tercih ediyoruz. Fakat alüminyum alışımlarının patlama tehlikesi olabiliyor. Çünkü arkadaşlar alüminyum yani kolay ergeyebilen bir dökülebilen bir metal olduğu için... Eğer nemli bırakırsanız kalıbınızı alüminyumla, sıcak alüminyumla bir anda reaksiyona girdiğinde patlamalar yaratabiliyor. O yüzden dökümüne ekstra dikkat edilmesi lazım. Kalıpların kesinlikle ıslak olmaması lazım. Ve alüminyumun da bir şekilde nem emmemesi lazım. Yani alüminyumlu suyu aynı yerde çok fazla tutmuyoruz. Yüksek mukavemet elde edebiliyoruz. Isıl işlemle özellikle. Aynı arkadaşlar yoğurt alışımlar gibi bunları da çökel sertleşmesiyle e, şekillendirebiliyoruz. Yani Yüksek soğuma hızlarıyla özellikle kokil kalıba döktüğümüz zaman ince taneler elde edebiliyoruz. Demin zaten biraz bahsettim. Bor ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bor da tane yapısını inceltiyor ve e, özellikle dendritik yapı oluşumunu azalttığı için ince taneler oluşturduğu için sıvı aralara sıkışmıyor ve boşluksuz yapılar elde edilebiliyor. 2XX alaşımları en yüksek mukavemet seviyelerini verir fakat dökümü daha güçtür diyoruz. Çünkü arkadaşlar sol tarafa daha yakın. Birazdan konuşacağız neden 2XX alaşımlarının daha zor olduğunu. Çok yüksek mukavemet gerektiren uçak sanayi gibi çok özel uygulamalar için seçilir demişiz. Özellikle mukavemeti yüzünden 2XX tercih edilir ama dökümü zordur diyoruz arkadaşlar. Döküm alaşımı seçimiyle yüksek yüzey kalitesini ulaşabiliyoruz. Özellikle 5xx ve 7xx alaşımlarında yüzeyimiz çok güzel oluyor. Neden olduğunu faz diyagramlarından birazdan göreceğiz. Yine dökümleri 3xx alaşımlarından daha zordur arkadaşlar. 5xx, 7xx her ne kadar iyi olsa da burada bizim için popüler sevdiğimiz ürünlerden biri 3xx alaşımlarıdır diyoruz. Ee, ne demişiz? Mesela rulman uygulamaları için 7xx alaşımları tercih edilir demişiz. Alüminyum alaşımları özellikle dökümde otomotiv e, sektör için üretiliyor ya da şekillendiriliyor diyelim. Yani yarısı neredeyse dökümle yapılıyor arkadaşlar. Önemli kısma geldiğimizde 3 çeşit de bunları üretebildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Kum döküm, kokil döküm yani metal kalaba döküm ve basınçlı döküm olmak üzere 3 tane temel yöntemimiz yöntemimiz var. Özellikle karmaşık döküm parçaları için kum dökümü tercih ediyoruz. Zaten en popüler, en fazla kullanılan yöntemlerden biri. Özellikle de az sayıda parça üretilecekse yine kum döküm tercih ediyoruz. Ama arkadaşlar eğer eğer yüksek mukavemet istiyorsak, ince tane yapısı istiyorsak kokil döküm tercih ediyoruz. Çünkü oradaki soğum hızı daha az oluyor. Metal kalaba döktüğünüz için ısı daha çabuk uzaklaşıyor ve daha ince taneler elde edebiliyorsunuz. Ha tabi kokil dökümün bir avantajı da kum maçaların kullanılabilmesidir diyoruz. Çünkü basınçlı dökümde bu çok mümkün değil. Tipik bir kum kalaba döküm Kumdan her şeyi hazırlıyorsunuz. Zaten en ilkel yöntemlerden biri aslında. Hızlı, hızlı bakalım. Kokil döküm, yani metal kalıba döküm. Burada görüyorsunuz belli bir e, kalıcı kalıp var. İçerisine alüminyum döküyorsunuz. Burada aşağı doğru çöküyor bu alüminyum. Yer çekim etkisiyle ısı hızlıca ulaşıyor ve ince taneli yapılar elde ediyor biliyorsunuz. Pardon arkadaşlar deminki kum dökümdü. Şu kum dökümdü. E, kokil döküm demin anlattığım gibi metal, kalıcı kalaba dökme durumu. Bu yüzden ince tane yapılar oluşuyor. Şunlar da arkadaşlar besleyicilerimiz döküm ders alan arkadaşlar biliyordur. Ee, dökümde boşluk oluşmasın diye koyuyoruz buraya. Hacim azalması olduğu yerlerde metali kendine çekiyor ve bu yüzden bu sayede daha doğrusu çekmeleri, küçülmeleri engelliyoruz. Bir de basınçlı döküm var. Özellikle boşluksuz bir metal üretecekseniz basınç yardımıyla da bu işi yapabiliyorsunuz. Bunun alçak ve yüksek basınçlı versiyonları var. Genellikle böyle düşük ergime sıcaklığına sahip alüminyum, magnezyum gibi alaşımlara bu yöntem çok uygulanır. Sıkıştırarak özellikle şuradaki kalıba, değil mi? Şuradan itiyorsunuz. Şuradan arkadaşlar itiyorsunuz. Şurada bir kalıp var. Bu kalıba dolduruyorsunuz. Böylece arkadaşlar istediğiniz yapının şeklini alıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu yöntem için düşük ergime sıcaklığına sahip metallerin kullanılması gerekir. Bu sayede genellikle boşluksuz olur ürettiğiniz ürünler. Görüyorsunuz kompleks parçaları bu şekilde üretmek oldukça mümkün. Çünkü bunu yani kum kalıpta falan kolay üretemeyebilirsiniz arkadaşlar ama basınçlı dökümde çok rahat üretebiliyorsunuz. Yine basınçlı dökümde ortaya çıkan ürünleri görüyorsunuz. Döküm alışımlarını da kendi içinde böyle sınıflayabiliyoruz. Birinci hane ana alışım elementini gösteriyor. Yine bir olduğu zaman saf alüminyum anlıyorsunuz tabii. İki olduğu zaman aynı arkadaşlar yoğurma alaşımlardaki sınıflandırma gibi bakır işin içine giriyor. 3x'te silisyum ve bu şekilde devam ediyor. Burada en popülerleri 3xx ve 4xxx olarak isimlendirdiğimiz aslında alaşımlar. Yani en çok bunların üretildiğini görüyoruz. Çünkü arkadaşlar silisyum ekledikçe yani 4xx'te veya 3xx'te öteklik noktaya yaklaşıyorsunuz. Öteklik noktaya yaklaştığınız için de e, döküm çok kolaylaşıyor. Çünkü bir katı sıvı bölgesi olmuyor. Hemen sıvıdan katıya dönüş sağlayabiliyorsunuz. Devam edelim. Birinci hane ana alışım dedik. İkinci ve üçüncü hane spesifik alışım gösterişi, gösterilişi aynı yoğuruk alışımlarda olduğu gibi. Dördüncü hane döküm parça veya ingot olup olmamasını size gösteriyor. Yine sona farklı harflerle farklı anlamlar yükleyebiliyoruz. Yine burada sınıflandırmayı görüyorsunuz. 1, 4 ve 5 x arkadaşlar çökelti sertleşmesi uygulanmaz. Bunlarda çökelti yok. Şöyle yazalım. Çökelti sertleşmesi yok. Burada ise arkadaşlar var. Yani 2xx ve 9 9X xi e, 9xx'e kadar geliyor. Zaten en popüleri bakır biliyorsunuz. Bakır ve çinko bizim gözlerimiz en çok. Bunlarla çökel sertleşmesi yapıyoruz. Aynısı aslında rakamlara baktığınız zaman 2x ve 7x'i e, yoğruk alışımlarda da görüyorduk. Yine alışım elementlerinin neden koyulduğunu söylemişiz. Yüksek mukamet için çinko ve bakır. Mukame süneklik tokluk için mangan, magnezyum, silisyum, demir, silisyum özellikle akışkanlık için koyuyoruz. Çünkü silisyum arkadaşlar oranı arttıkça öteklik noktaya yaklaşıyoruz. Yine özel etkisi için örneğin titanyum ve bor arkadaşlar tane inceltme için ekleyebiliyoruz. Evet demin dediğim aslında buydu. Hemen birlikte bakalım. Alüminyum, silüsyum alaşımları için örneğin. Sol tarafa yakınsak daha çok arkadaşlar gördüğünüz gibi kum ve kokil döküme yöneliyoruz. Çünkü burada katılaşma aralığı var. Yani alfa yanında sıvı bölgesi var gördüğünüz gibi. Öteklik noktayla alfa tarafına yakınsak bu durumda basınçlı döküm biraz daha önem kazanıyor. Öteklik noktaya yaklaştıkça daha çok arkadaşlar 3x ve 4x alaşımlarını basınçlı dökümle kolaylıkla üretebiliyoruz. Çünkü ergime sıcaklığı ciddi anlama düşüyor burada. Demin ne dedik? Basıçlı döküm için özellikle düşük ergeme sıcaklığına sahip alaşımları tercih etmeliyiz. Sol taraf bunun için biraz daha az uygun. Silisyum oranının belli bir seviyede olması lazım ki basıçlı dökümü rahat yapın. Ve tabii ki arkadaşlar yüksek silisyum oranı ile birlikte aşınmaya dirençli alaşımlar üretiyoruz. Bunlar da 390 ve 392 serisiymiş. Faz diyagramlarından çıkan mikro yapılara baktığımızda da özellikle öteklik altında yani sol tarafta değil mi? Öteklik alt dediğimiz neresi burası? Değil mi? Öteklik altı şurası. Öteklik üstü de şöyle çizeyim burası. ötektik üstünde daha çok alüminyum ağırlıklı primer faz ortaya çıkıyor. Öbür tarafta da silis partikülleri yavaş yavaş büyümeye başlıyor ve alüminyumun azaldığını görüyorsunuz ve bu yüzden de tabii yapınız daha sert ve gevrek olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu arada alüminyum silisyum mikro yapıları çok komplekstir, çok karışıktır. Burada çok temel olarak size anlatmaya çalıştım. Bu tabii ki döküm dersinin konusu. Daha fazla ayrıntıya girmeden bu bölümü de bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.